Herkese iyi akşamlar kızlar. Eve geldim. Yani saat 9, bir yarım saat falan oldu geleli. Geç kaldık biraz. Defne ile nihayet diş çektirmeye gidebildik. Yani şöyle ki artık nihayet dişini çektiler. Hani daha 13 yaşında, ana dişiydi ama çok kötü durumdaydı. Hani yapılacak tek şey çekimdi yani. Bir tane daha dişi var. Onu muhtemelen kanalla kurtaracağız dediler. Bayağıdır hani gidip geliyoruz, denediler, ettiler ama yok yani. En son çare artık çektirdi. Çok şükür o da kurtuldu, biz de kurtulduk. Çok ağrısı oluyordu çünkü. Babaannesi aldı bugün Çınar'ı. Biz Defne'yle diş çektirmeye gittik. Oradan bir yerlere uğradık. İşte Elsiva 2'ye uğradık. Çınar'a çorap alacaktım. Sonra Gratis'e uğradık. Tam dişçinin karşısında Gratis var. Başka bir de A101'e uğradık. Birkaç eksiğim vardı. Bu bahsetmiştim, Çınar'ın kreşinde ikindi kahvaltısını veliler yapıyor, gönderiyor. Ayda bir veliye sıra geliyor. Bugün de sıra bende, yani yarın bende. Poğaça yapacağım. Yetiştirebilirsem bir de kurabiye yapacağım. Poğaça bu bildiğimiz 3-2-1 poğaçasını yapacağım. Hem basit hem de güzel, bayatlamayan bir poğaça olduğu için. Hani çocuklar güzelce yer diye düşündüm. Şimdi hamurumu yoğuracağım. O böyle bir yarım saat falan dinlenecek. O dinlenirken işte güzel bir kurabiye yaparım herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, henüz karar vermedim ona. Böyle. Bu arada kaşlarımı göstereyim. Bayağı bir açıldı. Hatta bunun üzerinde boya var yani. Bayağı bir açıldı yani. Şu an grimsi gibi bir rengi var. Hala görüyorsunuz kabukları çıkıyor. 15 gün sonra falan rötuşa gideceğim. O yüzden şimdilik böyle şey yapıyorum işte. Normal kaş boyasıyla dolduruyorum aralarını. Yani alıştım ben de. Bana artık eskisi kadar böyle koyu ve sert gelmiyor. Ama hani bu şu iki kaşın arasındaki mesafeyi işte birazcık kısaltacağım. Çünkü burada birazcık eksiklik var. Onun dışında iyiyim yani. İlk zamanlar yüzüm sadece kaştan ibaretti. Öyle geliyordu bana. Ama şu an alıştım dediğim gibi. Bu arada bir şeyler aldım, onları göstereyim size. Size ürünleri göstereceğim dedim. Ben bu arada hamurları yoğurdum. Şöyle bu 3-2-1 poğaçasından yoğurdum bir ölçü. Sonra biraz gözüme az gözüktü. Hakan dedi ki istersen fazla yap, hani biz de yeriz dedi. Evet, mantıklı geldi. Bir tane daha aynı ölçüden bir daha yoğurdum. İki tane 3-2-1 poğaçası yapmış oldum yani. Bu arada tatlı tuzlu aynı anda yapılmıyormuş. Çünkü ya tatlı ya tuzlu yapılıyormuş. Sevinmedim desem yalan olur valla. Sadece tuzlu yapacağım yani. Poğaçayı da peynirli mi yapsam, sade mi yapsam çok bilmiyorum. Hani çocuklar peynirli sever mi? İlla ki peynir yemeyen vardır. Hani ayırsam peynirli peynirsiz diye, onun orada ayrımını yapabilirler mi? O yüzden hani öyle farklı farklı yapmak istemiyorum. Ben sade yapayım. Poğaça sonuçta. En azından peynir sevmeyen çocuklar da yemiş olsunlar yani. Gittiğimiz dişinin karşısı Gratis. Oradan bir tane şu yıpranmış saçlar için saç kremi Dove'un. Bunun iyi olduğunu duymuştum. Bir denemek istedim. Bir dakikada muhteşem sonuç diyor. Gerçekten merak ediyorum. Onu aldım. 16 liraydı onun fiyatı. Bir tane şöyle diş fırçası aldık. Sonra şöyle şu küpeler vardı. O kadar çok alıyorum ki bu küpelerden ama Defne ile birlikte taktığımız için, yani kendimde de var aynı şey. Takıyorum, atıyorum ofiste çıkarıyorum ya da ne bileyim işte çekmeceye çıkarıyorum. Bu küpeler bir bakıyorum yok, bitmiş. Nasıl oluyorsa bitiyor yani, tel toka gibi. Bu 2, 4, 6 tane tek taşlı var. Tek taşlı. 6 tane böyle toplu var. Normalde bunun fiyatı 9.90 ama 4 liraya düşmüştü. Çok komik rakamlar gerçekten. Sonra bu kadar herhalde Gratis'in aldıklarım. Başka bir şey almadım. Gratis'in hemen yanında şok vardı. Kabartma tozum yoktu. Bu poğaçayı yapmaya karar verdiğim için oraya girdim. Kabartma tozu aldım. Sonra şu pudinglere bayılırım.
Gerçekten çocukluğumu hatırlatır bana yani. Çileklisini de çok severim ama sadece muzlu ve kakaolu vardı Şok'ta. İkişer tane aldım bunlardan. Böyle yine bunlar da aynı. İki muzlu, iki kakaolu aldım. Bir tane de şöyle Çınar'a şundan almıştım ama Çınar uyudu. Eve geldim bir 15-20 dakika sonra. Çok uykusu gelmişti. Uyuttum onu. Sonra A101'e girdim. Hani kurabiye de yaparım diye damla çikolatam bitmişti. Bir tane damla çikolata aldım. Oradan bir tane Defne'ye kulaklık aldık. Sonra bir de şöyle Doğada'nın çayı vardı. Yarım kiloluk. 9 liraya düşüyordu. Bir tane de bundan almış olduk. Ve çok beğendiğim bir şey göstereceğim size. Sonra Elsa 2'ye girdim. Çınar'ın çoraba ihtiyacı vardı. Şöyle beşli bir çorap aldım Çınar'a. 4-6 yaş sanıyorum iyi olur. Evet. Yani böyle uzun çorabı hiç kalmamıştı Çınar'ın. Var ama hepsi çok küçükler artık. Böyle işte. Şöyle grisi var. Çizgilisi var. Bu arada çıkarmış olayım diye çıkarıyorum. Hepsini göstermek için değil tabii ki. Böyle işte Çınar'a beşli çorap aldım. Sonra böyle Defne bir tane kendine şapka beğendi. Böyle bir şapka aldım. Sonra ben Çınar'a şöyle bir şapka aldım. Çok yakıştırıyorum ben Çınar'a böyle şapkaları. Bir tane böyle siyah beyaz çizgilisi var. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir tane böyle Mickey Mouse'lu. Bu sene Mickey Mouse acayip moda. Her yerde Mickey Mouse var. Bir tane de şöyle kırmızı Mickey Mouse'lu yine. Sonra baktım bu kadar Mickey Mouse şenliği var. Şöyle bir tane düz beyaz sadece üzerine şöyle Mickey Mouse olan bir body aldım Çınar'a. Body midir bu artık? Penye yani. Bunu 3-4 yaşına aldığımı zannediyordum ama 4-5 yaşına almışım. Neyse daha güzel rahat rahat giyer. Sonra böyle takım yaptım. Şöyle de bir tane Mickey Mouse'lu eşofman aldım altına. Böyle işte ona baktım. 30 liraymış bunun fiyatı. Bunun fiyatı da bu da 30 liraymış. Pahalıymış bence bir body için. Fiyatını dikkat etmemişim demek ki orada. Şöyle güzel oldu ama benim hoşuma gitti. Şöyle ve şöyle güzel bir takım oldu. Başka ne aldım? Elsa 2'den bir şey. Bir de bu cüzdandan almıştım kendime. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Bu arada ojemin rengiyle nasıl takım oldu? Küçük çanta kullanıyorum ve büyük cüzdan kullanmaktan şu ara nefret ediyorum gerçekten. Böyle minicik cüzdan çok hoşuma gidiyor. Arkadaşım beğendi bendekini. Onun oradaki elside de yokmuş. Bana da alır mısın dedi. Orada böyle aldım bir tane. Şöyle şu kenarlarında kart koyma yerleri var. Ortasına da paralarınızı koyuyorsunuz. Her şeyimi alıyor içine yani. Ben çok memnunum gerçekten. Hani çantanın içinde dev gibi bir cüzdan ve başka hiçbir şey koyamıyordum yani. Böyle başka bir şey aldık mı? Almadık herhalde. Bu kadar. Biraz poğaçalarım dinlensin. Ondan sonra poğaçalarımı yapacağım. Onları pişiririm ve muhtemelen yatarım. Uyurup muyum? Hayır. Dün 2,5-3 falan da uyuduğumda. Hani çok şükür artık Çınar'ın uyku problemi kalmadı ama bu sefer benim başladı. Uyuyamadım çok enteresan bir şekilde. Uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Böyle olduğu zaman da hiç zorlamıyorum valla. Nereye kadar dayanabiliyorsam dayanıyorum ama sabah çok zor uyandım. Ama yine 8-10 geçe falan uyandım. Çınar'ı biraz zor uyandırdım. Çünkü Çınar da dün 10.30-11'e doğru yattı. Normalde işte 9'a doğru yatmış oluyor. 11 ona zor geldi yani sabah kalkamadı. Neyse ama çok şükür alıştı. Gerçekten çok şükür yani. Her gün şükrediyorum. Çok mutluyum. Yani onu oraya böyle gülerek uğurlamak ve bana işte görüşürüz anneciğim deyip el sallaması inanılmaz bir keyif veriyor yani. Bugün çadır kuruldu okullarının bahçesine. Uzay çadırı galiba. Böyle çok keyifli, çok eğlenmişler. Bir sürü resimler falan gönderdiler ama çok kalabalık resimler. Böyle
Hani başkasının çocuğuna tabii ki izinsiz böyle göstermek istemiyorum. Onları da kırpmak, kesmek böyle resmi saçma sapan bir boyuta getiriyor. Böyle yani. Neyse ben biraz dinleneyim, şunları yerleştireyim. Sonra da poğaçamızı, poğaçamı yaparım. Size yaptığım halini gösteririm herhalde. Böyle. Kızlar, poğaçalarım piştiler. Bunlar ilk çıkanlar. Bunları biraz küçük yaptım böyle. Hani çocukların yiyebileceği şekilde olsun diye. Şöyle göstereyim. Gerçekten yumuşacık oldu. Bu da diğer tepsim. Bunları birazcık büyük yaptım. Çünkü hani bundan bunu aktaracağım biraz da hani öğretmenlerin yemesi için. Hani şu yarısını öğretmenler için ayıracağım. Şurayı da bizim için ayıracağım. Bu şekilde size afiyet olsun. Dur bakalım. Oha. Çünkü Hakan yiyecek. Çok güzel olmuş tabii canım. Şöyle bir tanesini aldım. İçine kaşar koydum. Ve böyle kapattım. Benimki eridi. Sen hep böyle diyorsun ben bir şey anlatırken ama. Bu günah milleti canı ister ya. Kızlar hakkınızı helal edin. Yani hani nasıl yaptığımı ve nasıl olduğunu göstermek için yapıyorum. İyi tamam da sünen kaşarı da göstereyim. Ayıp bir şey. Ama daha sünmemiş. Sünseydi göstermezsin. Bak daha sünmek üzere. Günah ya oğlum böyle şeyler olur mu? Ben iyiyim. Seni yerken çekeyim istiyorsan. Kızlar herkese tekrardan merhaba. Çarşamba oldu. Dünkü videomun kapanışını yapamadım ben. Poğaçalarımı falan yaptım. İşte onları yerleştirdim. Kaplarını ayarladım. Sonra işte mutfağımı falan toparladım. Sonra çok yorgun olduğumu söylemiştim ya. Uzandım ve bir daha da hiç kalkamadım. Telefonu da elime alamadım. Sonra işte bugün çarşamba. Çarşambayı da bitirdik hatta. Şu anda evdeki herkes uyuyor. Ben odaya geçtim. Hem sizinle rahat rahat konuşayım diye. Hem de videomun montajını yapayım diye. Ne yaptım bugün? Eve geldik, yemek falan yedik. İşte çamaşırlarım vardı, onları toparladım. Sonra bir daha çamaşır attım, onları astım. Sonra da oturduk, MasterChef seyrettik. Yani yaptığımız çok fazla bir şey yoktu. Şimdi videomu montajlayacağım dediğim gibi ama ondan önce size söylemek istediğim bir şey var. Görenler olmuştur belki. Bu bir önceki videomda bahsettiğim komşuyla alakalı. Böyle 2-3 tane çok kötü ve çok çirkin yorumlar aldım. O komşuya hak verip, elbette ki yani herkes aynı düşünecek diye bir kanun yok ama o komşuya hak verip o kadar kötü yorumlar yazanlar oldu ki inanamadım. Gerçekten inanamadım. Sadece gülüyorum şu anda. Biri yazmış işte komşuna hak vermek lazım. İşte kim bilir ne kadar gürültü yapıyorsunuz. İşte aynı sorun bende de var. Benim de var öyle üst katımda sürekli gürültü yapıp annesi bir yerden çocuğu bir yerden işte bas bas bağırıp işte artık kapılarına gitmekten usanıp çareyi beddua etmekte bulduğum insanlar diye. İnanamadım önce. Hani doğru mu okuyorum dedim. Tekrar okudum. Evet gayet doğru okuyorum. Bu şekilde yazmış. Dedim ki benimle aynı düşüncede olmayabilirsiniz ama şu söylediğiniz lafa inanamıyorum. Hani cümleyi çok böyle noktası virgül hatırlamıyorum ama öyle toparlamaya çalışıyorum şu anda. Dedim ki Allah içinize merhamet versin. Ne güzel bir çare bulmuşsunuz küçücük çocuğa beddua ederek ve bunu doğru bir şeymiş gibi övünerek anlatıyorsunuz. Bana şey yazmış, yok hayır küçük çocuğa beddua etmiyorum, annesine beddua ediyorum. Evet bravo, haklıymışsın, özür dilerim yani. Ne kadar çirkin bir şey, ne kadar, nasıl bir insan bir insana beddua ettiğini sırf gürültü yapıyorlar diye ve bunu övünerek böyle çok iyi bir şey yapıyormuş gibi bu şekilde anlatır ve yazar. Neyse bu şekilde hani o bir şeyler söyledi. Ben bir şeyler yazdım. Tabii ki ama çok farklı yerlerdeyiz onunla. Sonra bana şey demiş işte senin bu bencillikle bu abonede olman hani bu abonede neden olduğum belli işte senin bu bencillikle zaten fazla bir şey olman beklenemez. Çok trajikomik işte abone sayım bilmem ne falan. Gerçekten ona yani onun
yorumunu videomda görmek istemediğim için sildim sadece. Hani işte aboneliğimden çıkıyormuş. Lütfen, gerçekten lütfettin. Hakikaten bir lütuf olarak kabul ediyorum bunu kendime. Umuyorum seyretmiyorsundur. Umuyorum bu kadar kötü niyetli bir insan beni izlemiyordur. Çünkü ben o tarz insanlardan korkarım yani. Neyse, bir başkası da bu bayanın altına yorum yazıyor. Hani bayan olduğunu düşünüyorum. İşte evet, şimdiki anneler çok şımarık. Çocuğuna bir dur demeyi bilmiyor. İşte çocuklar şımarık, anneler onlardan daha şımarık. İşte benciller, öyleler, böyleler. Allah, ne hakaretler ne sözler. İşte biz de çocuk büyüttük. Bir kere bir komşum kapıma gelmedi. İşte şimdikiler böyle falan. Kendisinin çocuk büyüttüğünü ve bir komşusunun kapısına gelmediğini söylüyor. Ne kadar şanslıymış ki iyi niyetli komşuları varmış. Gerçekten çocuk büyütüp de evinde ses olmayan bir aile ben bilmiyorum. Bu çocuk ağlar, bu çocuk düşer, bu çocuk koşar, hoplar, zıplar. Yani. Ama kendisi ne kadar şanslıymış ki çok iyi bir anne çocuklarını çok iyi yetiştirdi diye değil de iyi insanlarla karşılaşmış ki komşuları bir kere onun kapısına şikayete gitmemiş. Ben de üst katımdaki komşumdan bahsetmiştim. Kendisinin 3 tane çocuğu var. Sürekli sesleri geliyor. Ama bir kere kapılarına gidip de şikayet etmek aklımın ucundan geçmedi. Çünkü kimi kime şikayet ediyorsun? Çocuk. Yine bunu söylüyorum. Kadının yapabileceği bir şey olsa onları o şekilde zıplatır mı? Koşturur mu? Yani demek ki yok yani. Çocuk çünkü bunlar. Yani o hanımefendiye söylüyorum. Marifeti kendinizde değil de komşularınızda arayıp gidip kapılarına bir teşekkür edersiniz umuyorum. Böyle yani. Hakikaten o günkü olay beni zaten böyle çok şaşırtmıştı ve üzmüştü. Yazılan yorumlar da bir o kadar şaşırttı. Kesinlikle üzmedi. Ama maalesef ki böyle insanların işte tek tük bir yerlerden türediğini biliyoruz. Maalesef bir tanesi benim çok yakınımda. İşte birkaçı da beni izliyormuş. Neyse ama artık izlemeyecekler. Çok şanslıyım, artık aboneliklerimden çıktılar. Böyle yani, hep şunu söylüyorum. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ve merhametli insanlarla. Çünkü bir çocuğa merhameti olmayan bir insan asla başka hiçbir şeye merhameti olmaz. Bir çocuğa, bir çocuğun ailesine sırf evlerinde ses oluyor diye beddua eden bir insandan ne kadar bir iyilik, ne kadar bir iyi niyet bekleyebiliriz yani. Neyse kızlar, bu konuyla alakalı daha fazla konuşup sizin başınızı şişirmek istemiyorum. Ama bunu söylemem lazımdı gerçekten. O halde beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.